Hayatının sorularını yanıtladı. Merhaba, teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım, çok iyiyim. Bugün ilk bölüm izlememizi yapıyoruz. İnanılmaz heyecanlıyız. Yani kiminle sarıldıysam içeride hepsi titriyor heyecandan. 4 aydır çok sıkı bir çalışmayla hazırlandık bugün için. Umarım seyirciden o takdiri alacağız. Heyecanla bölümü izlemeyi bekliyorum. Çünkü bölümü izlemeyi ben de merak ediyorum. Yani bu sene takip ettiğim bir dizi olsun da istiyorum, dürüst olmak gerekirse. Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Bunun için nasıl bir hazırlık süreciyorsun? Ramo'dan o sırada bitmişti Ramo. Sonrasında böyle hızlı bir şekilde bir ay böyle bir dinlendim. Sonra hemen bu iş için çalışmaya başladım. 13 bölüm senaryomuz hazırdı. Senaryo okudum. Yani bir anda böyle kendimi işin içinde buldum aslında. Ama sağ olsun Faruk Teber, sevgili hocam, her zaman yanımdaydı. Büyük destekti bana. Çok sıkı bir çalışma. 1939'lara bayağı böyle okudum üstüne. Birkaç bir şey izledim. Kostümlerine çalıştık. Ekip de tabii çok iç içeydik, birlikteydik. O yüzden bir an böyle işi içinde buldum kendimi. Kostümler demişken dönemdeki kostümleri nasıl buldunuz? Çok güzel. Ya inanılmaz güzel dikiyorlar. O dönem zaten ekstra insanlar. Çok özeniyorlar üstlerine, başlarına. Seyirci çok beğenecek. Hatta bence bu kış bu paltolar, kabanlar, onlar böyle diziden de alınarak moda bir şeyler olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü ben giyeceğim, kendime yaptırıyorum. Birkaç roman okudum madencilerle ilgili. Türkiye şartlarına dair, o Türkiye tarihine biraz baktım. Faruk Hoca zaten inanılmaz çalıştığı için o döneme, yani saatteki tarihe kadar, işte duvar kağıdına kadar her şeyi çok iyi bildiği için biz onun bize öğrettiklerini aslında aldık. Çünkü 39'a dair açıp okusanız da o döneme dair ciddi bir araştırma yapacak vaktiniz yoksa çok da şey bilemiyorsunuz aslında. Çok sıkı çalıştık. İnanılmaz çalıştık. Her detaya, saçın kulak halkası olmasından inci küpenin büyüklüğüne kadar, işte ayakkabımız şöyle olsun, çorabımızın arkasında dikiş olsuna kadar çok çalıştık. Umarım bugün her şey çok güzel olur bizim için. Dönem işlerini çok seviyorum. Ben hep dönem işinde oynayabilirim. Çünkü çok özgürüz o alanda. Hem çok kısıtlı bir imkan var aslında. Yani yapabileceklerimiz sınırlı ama çok çok özgürüz. O yüzden ben dönem işlerini... Bilgiç, geçen sezon henüz Ramo dizisi bitmeden kanunsuz topraklarla anlaştığı iddiasına da açıklık getirdi. Bir şey bitmeden ben tabii öyle bir şey asla yapmam. Benim için Ramo çok değerliydi. Aslında bu projeyle ben bir senedir görüşüyorum. Yani bu başlama tarihinden bir sene öncesi. Bu iş zaten birkaç senedir var, kanunsuz topraklar. Yani senaryosu dünden bugüne yazılmış bir iş değil. İşin içinde olmamı sevgili yapımcımız Faruk Bey çok istemişti. Kısmetmiş, Ramo bitti. Çok iyi denk geldi. Ben çok mutluyum bu işte olduğum için. Uğur'la biz benim ilk işimde çalıştık, Diriliş Ertuğrul'da. Oradan beri tanıyorum zaten. Uğur 10 numaradır. Çok beyefendidir. Bu sektörde de çok beyefendi insanlardan biridir. Onunla çalışmak inanılmaz güzel çünkü çok iyi bir oyuncu zaten. Çok keyifli çalışıyoruz. Çok gülüyoruz, eğleniyoruz. Kaan Taşener var, Murat Daltaban var, Necip abi, Necip Memili, biliyorsunuz çok usta aktörler. Çok çok keyifliydi yani. Çok eğlendik, çok güldük. Çok yaşadık. Aslında herkes de bugün böyle konuşursanız eğer size şöyle diyeceklerdir. Hiç kendimizi bir işin bu kadar içinde hissetmemiştik. Gerçekten öyle oldu. Tüm oyuncular için geçer, tüm kadro için geçer. Hem dizi hem okul için aynı anda... Ya sormayın. En son sizinle konuştuğumuzda ikinci sınıfın ilk dönemindeydim. Ya tabii çok zor. Yani sınavlara hazırlanmaya çalışıyorum ama günde 10 saat, 12 saat, 14 saat çalışıyoruz. Elimde kitap gidip gelirken işte medeni hukuk, anayasa falan okumaya çalışıyorum ama dizi bittikten sonra muhtemelen bölüm için ayrıca bir çalışmam gerekecek. Kendinize hiç vakit ayıramıyorsunuz galiba bu sınavlar falan. Öyle oldu ama olsun. Böyle olması daha iyi oldu. Elimden geleni yaptım. Bazen kendimize de işte şimdi ara ara biz ayakta dinlenmeyi çok öğrendik sektör olarak. Maalesef bizim sektöründe şartları böyle. Çok güzel bir iş çıkardık. Bunun meyvesini yiyelim, bizim için en güzel dinlenme o. Peki okuldan sonra farklı bir mesleğe geçmeyi düşünüyor musun? Ya, oyunculuğu bırakıp tekrar. Ya oyunculuk benim hayatım. Ben yani o beni bırakmadan bırakmak istemem kesinlikle. Ama bölümümü bitireceğim. Allah izin verirse yurt dışında da bir şeyler yapmak istiyorum. Kardeşim de hukuk okuyor. Belki birlikte bir şeyler yapabiliriz. Ama ben oyuncuyum. Ya bunu tiyatroda mı sürdürüyorum, sinemada mı yoksa bilmiyorum, dijitalde mi bilmiyorum ama ben oyuncuyum. Kardeşiniz size peki nasıl tepki veriyor? O beni çok eleştiriyor çünkü o da hukuk okuyor. Yani abla yapamayabilirsin, kendini bu kadar zorlama. Mümkün değil, geçemezsin falan yapıyor ama ortalaman fena değildi ilk sene. Çok teşekkür ederim. Siz izleyecek misiniz? Burada olacağız. Öyle mi? Aman üşümeyin. Yağmur yağıyor. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Sana hayran olsunlar, öpüp de başlara koysunlar, yemeyip sabaha bıraksınlar.